3 yıl önce ev almanın mutluluğunu yaşayan 3 çocuk annesi Merve Sümer evine yerleşti ama o ev kısa süre sonra adeta kabusu oldu. Duvarlarda oluşan yarık ve çatlaklar yüzünden korku içinde yaşayan Sümer ne yapsa olmadı ve hakkını hukuki yollarla aramaya başladı. Antalya'da yaşayan Merve Sümer 3 yıl önce satın aldığı evin duvarlarında çatlaklar oluşunca ev sahibi olmanın mutluluğu kursağında kaldı. Serik ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Merve Sümer 3 yıl önce büyük umutlarla ilk kez ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Daha sonra evinde meydana gelen duvardaki çatlaklar en büyük kabusu oldu. Evimizin durumu bu şekilde bakarsanız eğer. Her gün biz bu çatlaklarla yaşıyoruz. Sabahleyin akşam yatıyoruz. Allah'a dua ederek yatıyoruz. Sabahleyin de çocuklarımızla birlikte hep beraber kalkıyoruz çok şükür. Ama evimizde oturma var diyor müteahhit ama oturma diye bir şey yok. Biz 3 yıldan beri bu evi sürekli her 3 ayda bir, 4 ayda bir usta geliyor, yapıyor, onarıyor, çıkıp gidiyor. Ve bir ay sonra ince bir çizikle başlayıp durumu gördünüz. Yani kapkalın bir çizik haline geliyor. Artık evde yaşamak istemediğini belirten Merve Sümer hakkını hukuki yollardan aramaya çalışıyor. Yoldan bir kamyon geçtiği zaman bu evin sallantısını hissediyoruz. Çocuklarımı alıp dışarıya kaçıyorum. Ya benim bunu yaşamama ne gerek var? Ben ev almak istedim, ölüm almak istemedim ki. Kesinlikle böyle bir şeyde yaşamak istemiyorum. Zaten hukuki olarak da her şeye başvurdum, her yola başvurdum. Yani ben bu evde kalmak istemiyorum. Benim mağduriyetimi gidersin. Evi aldığı için pişman olduğunu dile getiren Sümer, geceleri üzerlerine beton parçaları düştüğünü söyledi. Ben pişmanım bu evi aldığıma. Hepsinden de şikayetçiyim. Herkes elini taşın altına koyacak. Ben bu evde ölmek istemiyorum. Böyle bir çatlak olabilir mi? Şu duvar kaç kere yapıldı? Kaç kere yapıldı yani? Benim burada çocuklarım yatıyor. Üstüne buradan inşaat malzemesi dökülüyor çocuklarımın. Ya 3 yıl oldu ben bu evi alalı. 30 yıllık evde de oturdum. En güzel evde de oturdum. Bir tek çizik bile görmedim. Evinde oturmakta zorlanan ve korku yaşayan kadın hukuksal yollardan çıkacak kararı bekliyor.